Arkadaşlar sektörümüze biz neler yaptık? 4 yıl boyunca 2 yıl pandemi olmasına rağmen bizler sektörümüze İstanbul Kuyumcu Odası Yönetim Kurulu olarak neler yaptıklarımızı şöyle bir baştan geçirelim de Nuray Başkan'ın da bilgisi olsun, eski yönetimin de tüm esnaf arkadaşlarımızın da bilgisi olsun. İstanbul Kuyumcu Odası'na biz geldiğimizde esnafa bakkalından kasabına kadar, elektrikten vergi dairesine kadar bütün borçların hepsi hacizdeydi ve hepsi kapanmıştı. Şükürler olsun, bugüne kadar İstanbul Kuyumcu Odası'nın böyle bir borcu da yok. Bütün borçları da yapılandırma yaptık, sonra da geldik, bitiyor inşallah. İstanbul Kuyumcu Odası söktüğünde birlik ve beraberliği sağladık. Öncelikle birlik ve beraberliği sağladık. Yani İhracatçılar Birliği, İstanbul Ticaret Odası Komitesi, Türkiye Odalar Birliği Kuyumcu Sanayi Meclisi, İSO, Kuyumcu Komitesi, Kapalı Çarşı Kuyumcu Kök Yönetimi ve Vizyon Park hepimiz çarkın dişleri olarak aynı zamanda hareket ettik. Öncelikle biz bunu bir yaptık. Sektörü el ele vererek İKO'ya maddi olarak güçlü ödemelerini yapar hale geldik. 2 milyon TL'yi aşan bir borç yüküyle devraldığımız İstanbul Kuyumcu Odası'nı negatif tabloyu sektöre el ele vererek ve odamızın Çembertaş Merkezi Kuyumcu Kent Ofisi birimlerini daha da aktif hale getirerek kısa zaman içerisinde dışarıya olan borcunun yaklaşık %80'ini ödedik. Odamızın maddi olarak güçlü ödemeleri yapabilir hale getirdik. 500 gram teminatı şartı, lise mezunu aranması, metrekare şartı ve diğer sıkıntı maddi birlik olarak çözümüne kavuştu. Başkanımız Mustafa Atayık önderliğinde diğer oda ve başkanların Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ile yaptıkları toplantı sonucu 500 gram teminatı şartı ve diğer sıkıntıları maddeye kaldırıldı. Demo sorunu ve yaratıcılığını çözdük. Kuyum ticaretinin hakkında yönetmenlik söylenenlerin aksine demo ürün bulundurulması yasaklayan maddeleri yer almaktadır. Kuyumculuk kanunu ve birliği dedikleri çalışma hiçbir kurumda kabul görmedi. Biz KDDK ile son adımdayız. Kuyumcular Birliği, kuyumculuk kanunu çalışmaları hiçbir kurumda ve devlet tarafından kabul görmemiştir. Biz bunu hukuken de ve usulen çok daha ayakları yere basan hale getirdik. KDDK ile kabul gören hale getirdik. Kuyumcu kanunu sektörün kapsamadığı ve başka kurumların yetkilerine girdiği görülmüş. CNR ile olan haklı fuar davamızın takipçisiyiz. CNR fuarıyla devam eden davayı düşürmemek adına yönetim olarak el birliğiyle devlete ödenmesi gereken resmi harcamaları üstlendik. Son yaklaşımın davanın takipçisiyiz. Toptancılarımızın ve atölyecimizin iç pazarında dijitale taşıdık. Kuyumculuk.org sitesiyle atölyecilerimizin ve ustalarımızın kuyumcu mağazalarıyla ilgili online görüntülü görüşerek sipariş verebiliyor. Model ve koleksiyonları sergileyebiliyor. Bu hizmet küçük esnafı ücretsiz olması sağladık ve gereken her şeyi ajans tarafından yapılıyor. İKO güvencesi etiketiyle tüketici ve sektör güvende. Sayın Nuray Başkan da söylesin, İKO güvencesini alsın. Düşük ayarlı ürünlerini önlemek, dürüst ticaret yapan esnafı korumak için güvence sistemi kuruldu. Şimdi hedefimiz online sistemlerde bu projeyi yaygınlaştırmak, kuyumcu esnafı ile yerli ve yabancı tüketici arasındaki güvenli en üst düzeyde tesis etmek amacıyla İKO Güvence CE etiketini uygulamasını başlattık. Sayın Başkan, size söylüyorum. Altın satış fiyatı tartışmalarının mobil çözüm. Bu konuda Rekabet Kurumu'nda başvurduk. Sektör mensuplarının müşterilerinin arasında fiyat bazlı tartışmaları bitirmek amacıyla geliştirdiğimiz tavsiye www.fiyatiko.org.tr ekranlarımızı arttık. Google Play ve Apple Store ile herkese anlık olarak takip edilebiliyor. Siz de takip edin. Merdiven altı ile mücadele. Merdiven altı ile mücadele sadece odanın mücadelesi olamaz. Bu vergi usulü kanunu gereğince maliyenin yaptırımı ve takibi gerektiren bir kanundur. Odamız kayıtlı için içine girmenin ve COSGAP teşvikleri verilen desteklerinin anlatması konusundaki çalışmaları sonucu kayıt altına girenler oldu. Daha devam ediyoruz abi, çok şeylerimiz var. Önce güvenlik.
Kuyumcu soygunları asli cezaya değil ağır cezada yargılanacak. Sektör özel kuyumcu sigortası, sektöre özel fiyat sunması için anlaşılan bir sigorta paketi sunması için protokol imzaladık. Temsilciliklerle ilçe ve semtlerdeki esnafın her an yanındayız. Birçok ilçe ve semtte İKO temsilciliklerimiz yeniden aktif hale getirerek sorunları yeniden çözümü konusunda önemli adımlar attık. Yazar kasa limitleri sadece bizim sektörde özel 3 katı arttırıldı. Yetmiyor, yine arttıracağız. İKO yönetimi Ankara'da yoğun temaslar sonucunda sektörümüzde özel yazar kasa limitlerini 3 kat arttırdık. Terazi affını getirttirdik. Yönetim olarak ilgili bakanlık yetkililerine görüşerek torba yasasıyla muayene süreleri geçmiş cezayı girmiş terazileri bir defaya mahsuren affedildi. Sayın Bakanımıza arz ettik. Onunla da teşekkür ediyoruz. Taksitle ilgili yapılamaz delilleri yaptık ve mücadeleye de devam ediyoruz. Kredi kartını taksit getirmesi için yoğun bir mücadele içerisine girdik. Etmeye de devam ediyoruz. Taksit miktarları arttırılması için hükümet kanadıyla ilgili tüm kurumlarda görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Pırlanta, taş ve ayar denetimlerini arttırdık. Adil rekabeti sağlamak amacıyla atölye, toptan ve parakende mağazalarında ayar ve karat denetimlerini aralıksız sürdürdük. Nitelikli eleman için İKO Eğitim Akademisi'ni hayata geçirdik. Kapalı çarşı ekolüne gelecek kuşaklara taşımak amacıyla kurduğumuz İKO Eğitim Akademisi'nin ustalarımız Matrix, Gold, sahtekarlık, kalemkarlık, mığlayıcılık, sıcak soğuk, lazer, mine, elde mücevherat, tasarım eğitimi veriyor. Şu anda 5 aylık kapasitemizde dolu. Öğren Sayın Başkan. Anladın mı? GLT laboratuvarı bizimle uluslararası geldi, halen gelişiyor. GLT laboratuvarının Türk Halk'tan uluslararası akreditasyon sürecini hızla tamamladık. Daha dur, bunlar bir şey değil, öğreneceğiz ya. Bu yıl alınan ikinci projeye GLT'nin Barkalama merkezi haline getirdik. Halmark talep edilen ülkelerde ihracatın 1,5 milyar USD arttırmasını hedefliyoruz. Sayın Başkan, bunları öğren, haberin olsun. Belgeler internet sitesinde var. Önce bak, ondan sonra konuş. Daha dur, bir şey değil, yarıda bile değiliz. Darphane'nin tarihinde ilk kez hafta sonu fazla mesai yapılmasını sağladık. Esnafımız rahat olsun, rekabette sıkıntı olmasın diye. Pandemi sürecinde yükselen fiyatlar nedeniyle artan altın talebini karşılamak için darphaneye üst düzey yönetimiyle kurduğumuz iletişim ve desteklerin sayesinde başardık. Devam ediyoruz abi. Yine darphanenin girişimiyle iletişimimizi Hamit ve Reşat Altınları ile ilgili piyasada yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla darphane ile yönetimin yeniden basılmaya karar verildi. Kalfalık ustalık, usta öğreticilik belgesi, başvuruları, beceri sınavları odamıza taşıdık. Yıllarca uğraşıldı. Yıllarca siz uğraştınız. Yapabildiniz mi başkan, size soruyorum. Çözemediniz. Muhsin Ertuğrul Mesleki Eğitim Merkezi MEM'de ile yapılan bu anlaşma sayesinde sınavlara odamıza başvurduk. Başvurarak giriliyor ve bu sayede sınava girmek için çok kolaylaştı. Nitelikli eleman için İKO Eğitim Akademisi'ni hayata geçirdik. Elmas uzmanlığına eğitimine başladık. Dünyanın öncü kurumları ve başkanlarıyla pandemi sektörüyle sektöre bilgi akışını sağladık. Pandemide hijyen ve güvenliğin rehberi hazırladık. Pandemide en zor günlerde odamıza PCR testi hizmetini başlattık. Uçuşlarda bagaj sınırlamasında kaldırmasında rol aldık. Güçlü ve basın iletişimimizin sayesinde sektörün sesini en gür şekilde duyurduk. Sektörel basınla bir araya gelerek sorunları çözmek için çalıştık. Her fırsatta tüm oda ve derneklerle sorunları çözümlerini konuştuk. Büyük küçük demeden her sorununda esnafın yanında olduk. Küçük esnaf ile teşvik mesaisi kurduk. E-ticaret eğitimlerine başlattık. Bankacıların yoğun teması olduk. Haksız kredi kullananları BDDK'ya şikayet ettik. Bankaları bile söyledik. Sayın Başkan, bu sizin zamanınız olmadı. Vakıfbank'la işbirliği protokolü imzaladık.
Özbekistan'la işbirliği protokolü imzaladık. Pek çok sorunun çözümü K'dan'dakinin kurulması için çalışmalara devam ediyor. İKO E-Devlet üzerinde çalışacak. İKO istifray para üzerine hazırlanıyor. Arabuluculuk ve bilirkişi hizmeti yapılıyor. Sektörün markalaşma ve tanıtım sürecine katkı, meslektaşlarımıza iş ve eleman bulma hizmetlerini başlatıyoruz. Sayın Başkanım, biz bugüne kadar şu yaptıklarımızın haricinde GDT laboratuvarı, sayın bizim Sanayi Bakanlığı, bakanlık bize teşvik parası da veriyor. Makine için, departman için. Ayrıca odamızı da kurumlaştırıyoruz, bilgin olsun. Bunların haricinde yapmadığımız, yazmadığımız, bunun üzerinde 50'ye yakın işlerimiz var. İnternet sitemizde veya Instagram'ımızda bizi takip ediyorsan görürsün. Biz bugüne kadar herhangi bir şekilde böyle üslup olarak konuşmadık. Bugüne kadar söktüğümüzün esnaf olarak birlik beraberlik içerisinde saygısızlıkla bir şey yapmadık. Ama sen çıkıp İstanbul Kuyumcu Odası neler yaptı neler yapmadı diye diyorsan, sen 5 yıldır sana odadan telefon açıyorlardı. Başkan borcunu ver, başkan borcunu ver diye bugüne kadar göndermedin. İstanbul Kuyumcu Odası'na dün adaylığını açıkladın. Ayıp olmasın diye dün de paranı gönderttirdin. Bütün esnafın 5 yıllık hakkını yemiş oluyorsun. Yazık günah başkan, anladın mı? İbralarımız da burada, Instagram'da da yayınlayacağız, Facebook'ta da yayınlayacağız. İstiyorsan görebilirsin. Bütün esnaf da bilsin başkanım. Allah razı olsun. Dün başkan borcunu getirdin, kapattın. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, var olasın. Biz bugüne kadar böyle bir şey söylemedik. İstanbul Kuyumcu Odası tüm esnafıyla işbirliği içerisindedir. İstanbul Kuyumcu Odası, Kuyumcu Kent, Kapalı Çarşı, Vizyon Bark, İhracatçılar Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, tüm esnafımız, semtteki kuyumcu temsilcilerimiz, atölyecilerimiz, bizi gümüşçülerimiz, gümüş imalatlarını yapan tüm esnaf arkadaşlarımız da sorun çözen, sorun odaklı olan bir İstanbul Kuyumcu Odası yönetimi bugüne kadar tarihinde, belki Alaaddin abi zamanında, belki daha evvelki zamanlarda hiç bozulmayan bir yönetim olarak aynı şekilde devam ediyordur. Sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'daki tüm esnaflarımız rahat olsun. Biz bugüne kadar sektör olarak, sektörümüz adına, İstanbul Kuyumcu Odası adına, Türkiye'yi temsil eden adına sektörümüzün en iyi şekilde neler yapabiliyoruz, neler yapmamız gerekiyor. Esnafımız bize güvensin. Bir 4 yıl daha hayırlısıyla oyları talibiz. Sektörümüz adına, kuyumculuğumuz adına hepimiz hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim sayın arkadaşlar.